Evet. Ben buradan şimdi tekrar yola çıkıp otostopa devam. Burayı nereye gidiyor? Hocam sola git. Sola git, düz gitme ya. Benim şu yola çıkmam lazım. Evet, durdu. Dur artık. Hocam dur artık, ineyim ya. Nereye gidiyoruz ya? Sola mı dönüyor? Heh, sola devam işte. Soldan devam, sol. Hocam soldan devam. Daha yolcu yok işte. Tamam, burada dur. Ulan ya, şeyle uğraşırken, çantayla uğraşırken güzelim. Adam bir de bana bakıyordu, pick-up ya. Kaçtı gitti. Burada niye bu kadar güzel bir otel var? Hey gençler, Çisek'in dışındayız. Notostop'a devam edeceğim ben. Burada böyle güzel bir otel var. Bana mısın? Evet, hava yoldan devam ederiz tamam. Hadi devam. Devam et abi, devam et, devam et. Otostop yapıyoruz. Oğlum çok güzel pick-up, herif bir de baktı bana ya. Tam böyle göz gitti ama. Şansın ya. Hadi bakayım hocam. Buralardayız abi. Otostop'a devam. Gençler, şehrin dışına yürürken bak şimdi size bir şey göstereceğim. Bunu ben çok gördüm köylerde. Böyle odun taşıyorlar bak. Şimdi tabii çaktırmadan, dayıya da çekiyormuş gibi onu çaktırmadan çekeceğim. Dur bak, kamerayı kendime tutayım, o arkada gözüksün. İnsanların suratına çekmek ayıp. Ben onu yapamıyorum. O yüzden şöyle arkada dayıyı görün işte. Zoomlarım ben onu arkada şöyle. Böyle odun taşıyorlar köylerde. Ya. Aynen böyle taşıyorlar odunları bak. Şimdi benim daha çok yolum var ya. Bakayım kaç kilometre var. Acı daha var. Yolda bir de haritada şey gösteriyor. Vapurla geçeceğiz bir yerden bir yere. Aha şununla gidelim ya. Hocam. Ha duruyor mu? Duruyor galiba. Honestly ya. Ne var ya? Flores. Flores. Bak dayı otostopu kabul etmedi. Büyük ihtimal dolmuş. Aynen, zaten dolmuş gibi bir hali var. Gördün bak, otostop işe yaramadı. Şu pick-up'a bir deneyelim. Haritaya da bakmam lazım bu arada. Bir kafam karıştı, bir dur. Ben Çisek'i şeyde zannettim ya. Niye öyle oldu? Şöyle az yürüyeyim şöyle. Yürürken de şeye bakayım, haritaya bakayım, neredeyim ben. Ha, bu fıstığı yiyorum. Dün aldım bunu. Dünden önce aldım pardon. Hayatımdaki en oğlum çok bayat ya. Gel. Size laf anlatırken otostop çektim bak. İşte bunu aldım. Berbat bir tadı vardı. Ben bunun lezzeti bu kadar, bu manzara katacak da şimdi. Hadi gençler, hadi manzaranı tanıştık. Vamos. Beni getiren pick-up buradan sola gidiyor. Ben düz devam edeceğim. Bunlar bir Laguna'ya gidiyormuş. Laguna'nın adını anlayamamıştım. Söylediğinde haritadan baktım. Benim yol üzerinde bir Laguna vardı lan. Belki oraya gidiyorlardır.
Ben ona bakana kadar durduk. Hadi bakın böyle devam. Gidiyor işte. Ha böyle gidiyor. Daha yol var. 3 saatlik yol var. Burası yol ayrımı. Burada soldan Meksika'ya gidiyor. Soldan gittiğinde Meksika sınırına gidiyorsun. Tabii biz Meksika'ya karadan giremiyoruz. Yoksa buradan git kaptır. 3-5 saate Meksiko. Meksiko ama vize almıyor Meksika. Diyor ki vizeye başvuracaksın. Onda oturma iznin yoksa başka ülkede Türkiye'den alabiliyorsun. Uçakla gidebiliyorsun. Onda da pürüz çıkartıyorlarmış. Bakalım Meksika'ya gidebileceğiz mi? Onu da daha tam belli değil. Param yok. Uçak bileti alamıyorum. Öyle şeyler. Çünkü benim standart sorunlarım hafız. Benim benim hep bildiğiniz dertlerim işte daya. Hadi bakalım. Öyle devam. Ya bir de burada arkadaş her araba siyah böyle simsiyah. Ön cam da simsiyah. Mesela bizim arkadaşlar işte ev sahipleriyle gece çıkıyorduk arabalarıyla dışarı. Ön cam da simsiyah, dışarıyı göremiyorsun. Herkes mafya aracı gibi anasını satayım burada. Simsiyah filmlerle kapalı camlar, içini de göremiyorsun. İçeriden dışarıyı da göremiyorsun. Öyle bir durum. Tehlikeli bir de mesela baksana simsiyah camları var. Sebebi güneşten korunma falan da değil. Güvenlik sebebiyle. Böyle bir yasal zorunluluk da yok. Siyah cam kaplamış herkes. Evet gençler. Bir yere kadar Krusta dedi. Herhalde o geçişe kadar, dönemece kadar gideceğiz abiyle. Hadi bakalım. Ha böyle de bir görüntüm olmasın. Dönme lan dur. Şöyle de bir görüntüm olmasın. Evet daha 3 saatlik yolum var. Oraya Flores. Guatemala güzel ya. Güzel bir yeşil. Gençler, bu yol ayrımında indim ben de. Oğlum burada çok acayip bir tepe oluşumları var lan. Bu soldan gideceğim ben de. Şeyde, Filipinler'de çikolata tepeleri var ya. Ona benzer oluşumlar var burada. Evet, yeter. Böyle değişik oluşumlar var. Bak şimdi şurada. Bak. Bunu böyle güzel bir yerden çekmekle aslında bir drone olacak var ya işte burada çat diye çekeceksin onu rahat. Bir drone'un olacak çekeceksin de ya. Oğlum çok. Kaçırdım bir de ben daldım manzaraya. Aralarından geçti böyle çık 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 diye. O şey gibi işte Filipinler'deki çikolata tepeleri gibi bir tepeler var. Şurada bak şuradan anlayabilir misiniz göstersem ya. Bir deneyelim. Buradan da hiç anlaşılmıyor. Ağaçlar var önümüzde. Bu ağaçlar olmasa anlayacağınız. Benim buradan da az 2,5 saatlik daha yolum var. Yol uzun. Burada çok güzel bir yer. Nerelerden? Çok güzel yerlerden geçiyoruz ya. Güney Tayland. Bohol. Oralar. Oraları anımsatıyor. Ha şuradaki sapaktan soldan devam edince Rio Negro'ya gidiyorsunuz. Rio Negro muydu? Sağdan devam edince Meksika'ya. Oradan bir de aşağı devam edebiliyorsunuz. Böyle bir yandan dünyanın yeniden haritasını çıkartıyoruz. Daya. O da gölge olaydı. Gölgede otostop çekiyorduk. Tam günün ortası bir de. Hocam yandık ya hep. Az bir bulut da ya. Hadi. Hadi benim beynime güneş geçti. Hadi gideyim. Daha 3 saatlik yolumuz var. Evet buradaki marketten 9 ketele Powerade aldım. Bunun içinde iyon, miyon bir şeyler var ya basalım biraz. Biraz iyon basayım. Azıcık iyon girsin vücuduma. Ağzım yüzüm yampuçuk oldu ya. Güneşin altında sabahtan beri yandık hep ya. Başıma güneş geçti abi. Ha bunu hemen içeyim ben. Bu trafik de çok yok. Bir tane geçti ulan. Ben bunu alırken bir tane kamyonet geçti. Arkasında da bir sürü insan vardı. Buna binebilirdik. Son kez gösteriyorum. Umarım son kez gösteriyorum. Ben böyle şey inanırım. Son kez gösteriyorum der kalırım burada bu işte. Bilmez.
Hocam çok yolumuz var be. Orada hocam. Çikolata tepeleri. Guatemala'nın çikolata tepelerinin oradayız. Burada arabaya hapishane gibi doldurduğum zaten. Önünde çok acayip bir sahne var şu an. Dur bakayım. Gençler şunu otostop çekeceğiz. Durum adı dediğim garip görüntüde bu bak. İnsanları bu da bu standart bu. Toplu taşıma standartı. Evet gençler bir saattir buradayım. Duran eden yok. Çok bir trafik de yok. Bir tane Alman plakalı karavan geçti. Ama şey işte pick-up'ın arkasına yatacak yer koymalı karavandan. Bunlar da durmadı. Yerleri yoktur diye düşünüyorum. Yoksa Alman durur ya niye durmasın. Burada da Alman plakalı bir pick-up'ın olması. Bulunduğum yer yani bizimkiler de olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk plakalı araçlar da olacak bu şekilde. Dünyanın birçok noktasında gezen olacak acı. Bunu yapacağız yani. Bunu olduracağız. Öyle. Bir saattir buradayım işte. Otostop çekiyorum. Sıcak da iyice vurmaya başladı. Bakalım acı ne olacak. Ha bu yol ayrımındayız. Gene bir sapakta bekliyoruz arkadaşlar. Yine bir sapaktayız ve trafik yok yani. Benim videolarımı izleyenler uzun süredir bunu bunu biliyor yani. Yine bir yerin bir sapağındayım. O geçen trafik yok. Hadi. Evet gençler. Müziği kapatayım. Müzik dinliyoruz. Telif yemeyelim. Arjantin rock'u dinliyordum. Evet, çimento arasında Arjantin'deyiz. Durmadı kimse en son. Çimentocu abi dedi ki atla. Çimento taşıya taşıya gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Slowly. Bir şey diyeceğiz ya. Slowly but surely. Ağaca bak. Ne ağacı bu? Guatemala kabağı mı bu? He? Guatemala meşesi ağacı bu mu? Ne bu? Çok yavaş gidiyoruz. Ama en azından gidiyoruz. Hadi ben biraz müzik dinleyeyim artık. Hadi gençler. Tatlı tatlı gidelim. Çimento taşıdıklarına göre çok bir mesafe gitmeyecekler. Çok bir mesafe gitmeyecekler. Bakalım kaç kilometre gidecek? 50 kilometre gitsek yeter bana. Çikolata tepeleri aha. Aha da çekebildim. Hep böyle bak tepeler. Hep böyle yani yüzlerce var böyle. Hocam ne oluyor? Hangi daha geniş açıdan gördük. Dünya turu yapan Ensar Sevindiğin eşsiz yol maceralarını anlattığı Bir Keresi adlı anı kitabı tüm online kitap evlerinde satışta.